Hüseyin Bey şimdi sizin son önerilerinizde neler var onları alalım buyurunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Çok iyi bir program oldu. Öncelikle önerilerimden önce bir cümle yeniden hatırlatmak istiyorum. Yıllardır ben hep şunu söyledim. Türkiye turist değil tatilci geliyor dedim. Bu anlattıklarımız da benim bu tespitimin doğru olduğunu gösteriyor. Yani turist gezen, gitti ülkenin zenginliklerini arayan, kültürünü, sanatını arayan, otantitesini, özgünlüğünü arayan insandır. Tatilci ise Avrupa'da fabrikalarda çalışan insanlar değişik kültürlerde. Onların tek amacı dinlenmek. Gelip ya ben 11 buçuk ay çok çok ağır çalıştım. İyi bir yerde kalmak istiyorum ailemle. Yiyip, iç, yatıp dinlenmek istiyorum. Şu anki durumun sahilde en azından Türkiye'de bu. Şimdi bunu ancak ve ancak yerel kalkınma ve kentsel dönüşüm e, projeleri ile değiştirebiliriz zaman içerisinde Bunu bir günde değiştirmek imkansız. Çünkü Türk turizmine e, çok büyük anlam e, da yüklendi. Yani lider sektör oldu bu. Hem sevindirici ülkemiz için hem kötü o kadar önemli ki şu an. Herkes turizme nasıl diyeyim bütün enerjisini yansıtıyor. Yani adam fabrikasını satıyor, otel yapıyor, bilmem neresini satıyor o parayla gelip otel alıyor veya turizm yapmak istiyor. Yani Türkiye'de neredeyse ayakta sektör kalmadı, herkes turizme girmek istiyor bir şekilde. Burada da çok dikkatli olmamız lazım. Kentsel dönüşüm şu. Şu an bizim Buna İstanbul'da dahil olmak üzere ki Bodrum da eklendi. Özür dilerim bir yudum almam lazım. Boğazımda bir şey kaldı özür dilerim. Tamam. Şimdi şehirlerimiz yani destinasyonlarımız buna Alanya'da dahil olmak üzere. Marmaris dahil olmak üzere. İzmir bazı bölümleri dahil olmak üzere. Turistlere altyapısal olarak bugüne uygun şekilde hizmet veremediği için kent ekonomisi de oluşturamıyorlar. Biraz evvel bir hocamız çok güzel söyledi yani paydaşlar eşit olarak Türkiye'de turizmden e, faydalanamıyor. Mesela Serik'teki Ayşen'ine tanıyorum bana diyor ki Hüseyin'cim ya diyor 1500 tane otobüs geçiyor günde evimin önünden. İşte etim fiyatı 100 kat daha fazla oldu bu turistler yüzünden. Torunum hala işsiz, ben de burada böyle kaldım diyor, otellerin arasında veya turist güzergahlarında. Bunu çok önemsememiz lazım. Mesela şunu, bu söylediğim olayın sıkıntısını Tenerife ve Kanarya adaları şu an yaşıyor. Yani kentsel dönüşümün içine turizmi, özellikle Antalya'da ve Bodrum'da buna emin çakmakta çok ciddi öneriler getirecek kapasitede bir insan olduğu için mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Şimdi Antalya'yı bir kere turistlere ve yerel halka insanlarımıza tamamıyla açmamız lazım. Bakın Antalya o kadar plansız bir yer ki yine bana kızacaklar. Türkiye'de böyle açık konuştuğun zaman işte ya sen düşman mısın, sen bilmem ne misin gibi yaklaşımlar bitmeli her şeyi açık konuşmak mecburiyetindeyiz tartışmak mecburiyetindeyiz ki kentsel dönüşümün ve yerel kalkınmanın nimetlerinden faydalanabilirim çünkü Avrupa'nın Türkiye ihtiyacı var siyasi anlamda bugünkü dünya konjonktüründe Avrupalı insanların da rekreasyon, dinlenme kültür, işte ileride yeni hocalarımızın dediği gibi yaşamak anlamında da Türkiye gibi bir ülkeyi ...önemsediklerini ben biliyorum... ...onlarla beraber olduğum için... ...bunu akort etmemiz lazım... ...burada tabi hocalarımızın... ...katkısı kadar yeni anlayışa sahip... ...siyasiler gerekiyor... ...yeni anlayışa sahip... ...yatırımcılar gerekiyor... ...yeni anlayışa sahip... E, ...turistler bile... Ye, ...yeni turistler gerekiyor... ...bakın her turistin anlayışı da... ...bugünkü o bizim arzuladığımız... ...turizme uygun değil... ...bazısı var işte biraz evvel... ...Sinan hocamız dedi yani... Tek amacı gelip yiyip yiyip yatmak. Kimseyi küçümsemiyoruz ama diğer tarafta turist geliyor. Üç günde İstanbul'u geziyor, işte Çanakkale'yi geziyor, Kapadokya'yı geziyor. Ve daha hala gezecek ve otantik yer arıyor. Yani turistler de aynı kültüre, aynı bakışa, aynı e, niteliklere sahip değil. Dolayısıyla bizim kentsel dönüşüm sayesinde ki Türkiye'de şart oldu artık bu kentsel dönüşümler. Çünkü kentler bu haliyle turizmden faydalanıp bir kent ekonomisi yaratamıyorlar. Mesela şunu da söyleyeyim. Bir iki güzel somut örnek vereceğim ama bunların daha anlaşılır olması için bir iki örnek vermem lazım. 40 yıl önce 35 yıl önce biz turistleri Perge Aspendos Side turundan sonra e, Antalya'ya götürür. Derdik ki e, işte bazen Thalia Otel'in önünde bazen meydanda bırakırdık derdik saat 3 6'da sizi alacağız şoför gelip alacak 3 saat vaktiniz var gezin şu olurdu hep 6 olurdu saat çoğu gelmezdi ararlardı lütfen 8 olabilir mi 9 olabilir mi 10'da alabilir misiniz diye bu 35 30 yıl öncesini anlatıyorum şimdi yine aynı yere bırakıyoruz 6'da alacağız diyoruz 4'te arıyorlar bizi gelin alın ne yapalım burada diye. Yani bunu çok önemsememiz lazım. Tabii ki Antalya'mız çok güzel. Dünya harikası bir kent. Atatürk'ümüz de bunu söylemiş. Yalnız bu getirildiği hal durum ile biz bunu dünya piyasalarında ileriye dönük olarak rekabetçi, sürdürülebilir bir şekilde muhafaza edemeyiz. Gerçekçi olmamız lazım. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yani o kadar güzel yorumladılar ki yani 10 yıl sonra nerede olacağız? 20 yıl sonra nerede olacağız? 30 yıl tartışmayalım. Ama 10 ve 20 yıllık süre çok önemli. Çünkü hala borcu ve aldığı kredisi değerli hocalarım 10 yıl devam eden tesisler var. Yani 10 yıl başarılı olmak mecburiyetinde. Maçta bazıları bazıları değil çoğu için daha 10 12 14 yıl devam edecek. Şu an maçın 10. dakikasında 2-0 galip olabilirsin ama daha 88 dakika var. Gibi yola çıkmamız lazım. Şimdi kentsel dönüşümde eğer doğru projeleri yine sizin gibi değerli hocalarımızla yani kapsamlı olarak katılımcı olarak masaya yatırıp çok güzel projeler e, oluşturabilirsek Avrupa'daki birçok birimden kelki, e, yerel kalkınma amaçlı krediler, fonlar, ibe paralar alabilir. Çünkü biz Yaptığımız kendi şehrimizde, kendi vilayetimizde, destinasyonumuzda yaptığımız çalışmalarla Avrupalı vatandaşların rekreasyonuna, sağlığına, yaşam sevincine katkı sunuyoruz. Onun için onların kapısı Brükselden katılan değerli hocamız da buna herhalde destek verecektir. Hemen sizinle masaya oturmak istiyorlar. Şimdi mesela örnek bir kere insanları, Avrupalıları okuyan varlıklı, bilinçli adamlara yürüyüş alanları yaratmamız lazım. Klasik anlamda o belediyelerin yaptığı uyduruk yürüyüş yollarını demiyorum. Örnek yani 15 yıldır söylüyorum. Ben bunların kavgasını da yapıyorum hocalar e, Antalya. Nedir o mesela? Yeni açılan Lara tam 90 derece pergenin altında. Ya dedim bir iki tarafına kalmi ağaçları dikip bir 6-7 kilometre yani Lara sahilinden direkt non stop kesintisiz ve engelsiz olarak Perge'ye bir yürüyüş yapalım dedim ve antik şehirlerin etrafını biraz ormanlaştıralım. Burada amaç da işte, ya, kimse yanlış anlamasın. Küçümsemiyorum. Köftecisi geliyor, bisikletçisi geliyor, o geliyor, biri kaçak inşaat yapıyor. Oranın autenticesi bozuluyor. Bu çok önemli. Yani tümüyle korumamız lazım. Çünkü bunlar esas değerler bunlar. Bir pergeyi kimse hiçbir yatırımcı yapamaz. Bugün paranız vardır gidersiniz Dubai'de şu an benim olduğum yerde en muhteşem oteli belki yapabilirsiniz ama bir asosu yapabilir misiniz? Bir pergeyi yapabilir misiniz? Bir termesosu yapabilir misiniz? Bir Truva'yı, bir işte Efes'i, Kapadokya'yı, Atuşa'yı yapabilir misiniz? Yani bu anlayışa sahip olmamız lazım ve insanlara alan sunmamız lazım. Biz tatil alanını, turistlerin keşif alanını daraltıyoruz. Yürüyemiyorlar, kendileri hissedemiyorlar. Hep yanlarında, önlerinde birini tutuyoruz. Yani insanlar taşa dokunup taşla konuşmak istiyor. Bırakın konuşsun. Herkesin dünyasında saklı rüyaları, hayalleri, emelleri, sevgileri, hasretleri var. Bırakın. Gitsin. Dolma bahçenin önünde 5 saat otursun ne yapıyorsun burada diye soramazsın 3 dakikada bir. Bırakın. Bak biz turistleri rahat bıraktıkça gelirimiz artacaktır. Esnafa da söylüyorum ama bir türlü öğretemedim. Bırakın sormayın ne istedin. O biliyor. Kafasında bir hesap var. Bir programı var. Sen onun düşüncesini yarıda kestiğin an onun bütün alışveriş algoritması da bozuluyor ve almıyor senden. Bırakın insanları rahat. Yine kentsel dönüşme dönecek olursak şehirlerimiz, destinasyonlarımız çok zor durumda değerli hocalarım. Altyapısal ciddi sorunlar var. O mavi bayrak konusuna beni sokmayın. Tamamen fake bir olay o. Yani övünmemize gi girmeyeyim o konuya. Ee, çok acil destinasyon ormanları kurmamız lazım. Ciddi bir hava kirliliği var. Ulaşıma hiç girmek istemiyorum bir facia. Alanya kilitli, Antalya kilitli, Manavgat kilitli, Marmaris kilitli, İzmir kilitli, Kuşadası kilitli. Şimdi Didim kilitlenmek üzere. Bir açık olan Kuzey Ege. Az turist olduğu için. Bunları çok önemsememiz lazım. Yollar yetmiyor, park yerleri yetmiyor. Yani insanlar artık özellikle orada yaşayan insanlarımıza bazen gına da geliyor. Ya yine 10 otobüs yine 300 turist bunları bugün önemsemezsek o sürdürülebilirliği sağlayamaz. İşte yeni seçilmiş belediye başkanlarına buradan bizim bir çağrımız da olması lazım. Yani uzman kişilerle özellikle sizin gibi değerli hocalarımızla belki bizim gibi hayatını bu işi harcamış 40-50 yıldır bu işi yapan insanlarla bir masaya oturup bizi dinlemek mecburiyetindeler. Şimdi hala bazı yeni seçilmiş belediye başkanlarının işte en beldesinin en otantik yerine alüminyumdan bilmem bir işletme yaptığını görüyorum. Veya uyduruk plastikten bilmem neyin heykelini dikiyorlar. Gibi konuları tamamen ...bu gelecek yıllardaki rekabet o kadar artacak... ...bir de biliyorsunuz kalıcı bir resasyona girebiliriz... ...yani e, dünya e, bazı uzmanların öngörülerine göre... ...20-30 yılda ciddi bir ekonomide yeniden e, bir formatlamayı... E, ...ve yukarıya yeniden çıkışı öngörmüyor... ...sıkıntılı bir çeyrek asra doğru gidiyoruz gibi bir beklenti var... ...ondan sonra ne olur bilemiyorum yani... Ee, Avrupa'da, Rusya'da, Arap ülkelerinde çok hızlı değişiyor ekonomik durumlar biliyorsunuz ve sonra bu bireye yansıyor, onun ekonomik e, gücüne yansıyor. Çok e, burada beklentiler de yüksek değil. Bakın herkesi buradan ikaz ediyorum e, Türkiye'deki turizmcileri çok makul, akıllı e, hesaplar, stratejiler oluşturmamız lazım. Son olarak. En önemli. Hüseyin Bey bir de bu üçüncü yaşa bir, bir tamam. değinirseniz onunla bitirelim isterseniz. Işte. Bugün Avrupa'da Lans. bu yaşlanma meselesi ve Avrupa'da yaşayan Türkler noktasında turizmin geleceği hangi fırsatı doğurur? Buna bir yorum yapın ve bitirelim. Buyurunuz. Tamam. Buyurun. tamam. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Avrupa'nın Hatta dünyada e, hiç beklenmediğimiz bazı ülkelerin de en büyük sıkıntısı demografik çöküş. Hatta böyle diyorlar yani bu benim sözüm değil. E, i̇nsanlar, e, toplumlar daha doğrusu başta İtalya, Almanya, Japonya, İspanya, Belçika, Danimarka gibi ülkeler olmak üzere ciddi bir çöküş yaşıyorlar. İnsanlar hızla yaşlanıyor, yeni insanlar e, yerini almıyor eşit oranda ve Avrupa'da biraz evvel Belçika'daki hocamız çok doğru söyledi yani e, oraları da muhteşem değil yani o orada, oradaki kazançlarla o e, soğuk altı e, ayda iyi bir hayat yaşamak o kadar da herkes için kolay değil. Bu anlamda ben birçok belediyelerle çalışma yaptım bu zamana kadar. Şimdi 23 Mayıs'ta Bingen'de belediyede Rhein, -6 -6, o Rhein hattında Ren hattında yaşlı Avrupalıların yaşam imkanlarını yeniden şekillendirecek bir Alman hükümetinden de destek alan bir projeyi Yapıyorum şu an orada. 5 e, Ekim'de lütfen not alın. Hepinizi davet etmek isterim... Marmaris'te First Global Best Ager Summit yapıyorum. 5 Ekim 2024 Marmaris. Sonra bütün detayları Sinan Bey size verebilir. O da orada olacak. Marmaris'teyiz 5 Ekim'de. Çünkü e, bana göre Türkiye yerel kalkınma politikalarında ve kent ekonomisinde Avrupalı yaşlıların Türkiye'de yaşama arzusu ve emekliliğini orada geçirme arzusundan büyük bir hant sağlayabilir. Bunun üzerine gitmemizden Türkiye bu konuya çok uygun. İstekli de bu anlamda hep beraber bunu ben başaramam, Sinan Bey başaramaz, Turizm Bakanı tek başına başaramaz hep beraber bir masa oluşturup bunu uzmansal şekilde bir konsepte çevirip bunu bir Türkiye Cumhuriyeti resmi konsepti olarak Avrupa Birliği'ne sunmamız gerekiyor. Yani bu iddialı olmaz, bu PR'lı olmaz, bu lobicilikli olmaz. Yani bunu kurumsal olarak bütün o yaşlı rekreasyonu veya aktif emeklilik yaşamı ile ilgili maddeleri bir kurumsal Türkiye garantörlüğünde Sunarsak çok ciddi e, Avrupa'dan cevaplar alacağımızı e, biliyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu konuyu çok önemsiyorum. Benim turizmde en büyük hayalim buydu. Çünkü ben bununla turizme başladım. Türkiye'deki o sayısız antik kentleri bisiklet yollarıyla ve yürüyüş yollarıyla birbirine bağlamak. Düşünebiliyor musunuz? Mesela e, İzmir'e uçuyorsunuz havalimanından... ...uygun bisikleti alıyorsunuz rentekar yerine... ...işte Bergama'ya gidiyorsunuz... ...Bergama'dan Asos'a gidiyorsunuz... Aso'dan, ...Asos'tan Truva'ya gidiyorsunuz... ...Truva'dan işte Bursa'ya geçiyorsunuz... ...gibi böyle bir sürü e, antik rotada... gurme lines'lar... ...bir de her gittiğiniz yerde otantik yemeklerle... ...hem sağlığınıza imkan veren... ...hem lezzetinize muhteşem deneyimler yaratan çılgın projelere gerçekçi ama humanist olan projelere dijital e, teknolojinin ve yapay zeka'nın imkanlarıyla mesela bisiklet geçerken o taşı bile size kâzet tarihini anlatabiliyor 200 dille o kadar basitleşti ki bu teknoloji. İşte bir de Türkiye'nin sanatçılarını, yazarlarını, turizm hocalarını, e, ressamlarını, turizm severlerini işte turizme meraklı ev kadınlarına da hep böyle büyük holdinglere büyük paraları e, kredi olarak vereceğimize 120 dönüm arazi vereceğimize işte bir sanat turizme meraklı bir sanatçımıza da iki dönüm verelim 250 bin dolar kredi verelim yap buraya 12 oda restoranı yap bu parayı da bize 25 yılda geri öde aynı e, İtalya'daki gibi İsviçre'deki gibi İspanya'daki gibi o küçük pansiyonları, haciendaları kopyalayarak muhteşem bir yemek muhteşem otantik bir 10-12 odada işte bilmem bir antik rotada işte Bergama'nın çıkışında, Truva'nın girişinde Kapadokya'nın kuzeyinde Urfa'nın güneyinde bir yerde kalarak bunu Anadolu'nun zenginliklerine, tarihine, insanlığına merhametine, geçmişine bu insanları bağlayarak gerçek anlamda bir Türkiye sevgisi ve yeni bir Türkiye ye heyecanı yaratarak Türkiye'de şu an kaynak arayan bir sürü belediyeye de gerçek anlamda rant sağlamış olur. Şu olmaz yani Amerikanın bilmem obezleşmiş bir markasını kibrit e, kutusu gibi dikdörtgen uyduruk bir oteli bir e, tarihi kentin girişine koyup para kazanamayız. Yani bu rüyayı e, bir kenara koyup gerçeklere bakmamız lazım ve Anadolu'da özellikle Anadolu'da turistleri oralara ulaştıracak imkanlar sağlamamızdan bitiriyorum nedir o mesela Truva bu yıl Antalya'dan Antalya'ya 20 milyona yakın turist bekliyoruz ve gerçekçi olabilir ya günde bir tane uçak mesela Aceti Anadolu ceti Çanakkale'ye koysak 180 kişi 100 biliyorum hemen ağzına kadar dolar Sabah gidecek akşam gelecek Veyahut bu sabah gidecek ertesi günün sabahı gece. Kapadokya'ya koysak Antalya'dan. Urfa'ya koysak. Yani e, o kadar büyük bir talep var ki ama ulaşamıyor insanlar. Bugün daha da acı. Belek'ten Antalya'ya hani otelden turistler çıkmıyor diyorsunuz ya. Şu an çıkmak isteyen Antalya'ya ulaşamıyor. O duruma geldik maalesef. Ve kemere, Belek'ten kemere gitmek falan bütün gününüzü alabilir. Laf uzuyor. Kentsel dönüşüm Türk turizminin kurtuluşudur geleceğidir. Kentsel dönüş olmadan e, yorulmuş, obezleşmiş, hastalanmış destinasyonlarımız e, bu dünyadaki sürdürülebilir rekabet içerisinde ayakta kalamaz diye düşünüyorum. Şu 3-4 yıl iyi gidebilir. Ama 4-5 yıl çok büyük sıkıntılara girebiliriz. Önlem almamız lazım. Önlem almamız lazım. akıllı olmamız lazım. Ve destinasyonlarımızı bütün o halılarını çekip altındaki toza bakmamız lazım yani şey anlamında sıkıntıları biliyoruz belediye başkanlarından çok şey istememiz lazım ama onlara da destek olmamız lazım onları her anlamda önünü açmamız lazım ağaçlandırmamız lazım temiz yapmamız lazım her turist ve her yerel orada yaşayan yerli insanımız için orada herhangi bir şekilde bulunan insanlar için ağaçlar dikmemiz lazım her insan için Destinasyonda 10-15 ağacın olmasını arzuluyorum. Yeşile dönmemiz lazım, bitkiye dönmemiz lazım, botaniğe dönmemiz lazım. Bunları önemsemediğimiz zaman geleceğin dünyasının turizm hareketleri içerisindeki reytingimiz beklemediğimiz oranda aniden düşebilir diye korkuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık e, Sayın Hüseyin Baraner. Tabii... Hüseyin Bey dedi ki Türkiye turistik tatilciler geliyor dedi. Çünkü Türkiye'nin çok aslında turizmde işlenebilecek değeri var ama bunlardan bir haber gelip işte bir otele tıkışıp sonra süresini doldurduktan sonra gene aynı yolla geri dönmek. Bu bizim aslında hedeflediğimiz turist olmaması gerekir. Herkes dedi turizmci olma çabasında. Hakikaten sanki bu böyle şey gibi altın yumurtlayan tavuk gibi görülüyor turizm işletmeleri ama aslında bu çokluk maalesef bugün ee, ne olacak? Çöküş dönemini yaşayabilir. Bizim farklılaşmamız gerekiyor. Ee, kent ekonomisinin yine turizmden faydalanmadığını, faydalanamadığını söyledi. Çünkü bu e, aşırı turist yükü aslında kentlerdeki yaşamı mutsuz hale getirdiğini, kentlerdeki pahalılığı doğurduğunu, kentlerdeki ekosistemi bozduğunun altını çizdi. Bunun bir dengesi olması lazım. Zaten Muzaffer Hocamız ona değinmişti. Avrupalılar dedi Türkiye'yi önemsiyor. Çünkü Türkiye'ye ihtiyaçları var ama biz Avrupalılarla hangi turizmde nasıl bir işbirliği yapabiliriz sorusunun çok iyi çalışmamız lazım. Biz hangi turistlere odaklanmamız lazım? Yani bütün turistler bizim hedefimiz olmaması lazım. İşte dedi ki tatilciler mesela örnek olarak. Ama bugün niteliği yüksek turistler yani Türkiye'nin değerlerini önemseyip onları görmek isteyen turistler tabii ki e, bizim hedefimiz olması lazım ama burada şöyle bir paradoks var. Tabii biz bugün ne satıyoruz? Tatil satıyoruz. Ama biz bugün seyahat deneyimi satmıyoruz. Yani eğer ki konaklama, ulaşım, yeme içme artı işte çeşitli deneyimleri biz e, satıyor olsaydık inanıyorum ki bugün bunu söylemeyecektiniz. Bu çok önemli yani bütün turizmcilerimizin aslında bu yeteneklerini geliştirmeye ihtiyaçları var. Ve e, bugün e, aslında turizme katılan olsun, hizmet sunan olsun, turizmin gerçekleştiği yerlerdeki bütün insanların konfor alanlarını geliştiren, onların yeteneklerini geliştiren aslında Avrupa Birliği projeleri var. Mesela ben Dünya Turizm Bir Örgütünün çeşitli AB projelerine bakıyorum zaman zaman. Ya diyorum biz neden bu, bu böyle projeler yapmıyoruz? Ama buradaki tabii öncüler kim olması lazım? Turizm bölgesindeki yerel yönetimler, turizm işletmelerinin patronajını üstlenen yönetimler. Bunların özellikle bu konuda istekli olmaları lazım. Ve dedi ki bugün işte bisiklet dost engelli dostlu ne bileyim işte yaşlı dostlu işte evcil hayvan dostu bizim destinasyonlar yaratmamız lazım ama bakıyorsunuz bugün işte geçtiğimiz programlarda tartıştık insanlar bugün işte broşürüne bir engelli e, nedir logosu koyuyor otelin kapısına bir tane tekerlekli sandalye koyarak engelli dostluğu ya da yaşlı dostu olduğunu savunuyor ama yaşlılık ve engellilik bir tekerlekli sandalyeden ibaret değil çok daha ötesindeki e, bir kavram bunu e, profesyonellere sormaları lazım yani biz böyle bir destinasyon nasıl yaratabiliriz diye ve bizim gerçekten böyle işletmeler böyle destinasyonlar böyle bölgeler yaratmamız lazım. Bu çok önemli. Mesela bugün Serik bölgesinde işte bu diyaliz ihtiyacı olan insanların bir zincir Adanza'ya tasarlanmış bir seyahat deneyimleri var. Hem insanlar gelip e, diyalize giriyor hem de e, ne oluyor? E, tatillerini yapıyorlar. Hava kirliliğinin e, ve ormanlarımızın azalmasının çok önemli bir risk olduğunun altını çizdi. Aslında biz kitle turizmi yerine butik turizmi önemsemeliyiz ve butik değerlerimizle rekabeti aşmanın yollarını bulmamız lazım. Demografi dedi çöküyor dedi. Aslında yaşlanmanın doğurduğu etkiler bunlar. Çünkü yaşlanmayla bugün e, gelişmiş e, dünya ülkeleri bilerek e, nedir e, mücadele etmekte zorlanıyor ve ne yapıyor? Mesela bugün Almanya yaşlılarını işte Macaristan, Polonya gibi ülkelere gönderiyor. Niye? Çünkü o yaşlanmanın doğurduğu öngörülemeyen riskleri yönetmek için ekonomik anlamda. Bunun için bu Kınar çok önemli. Bir şey miyim Çok önemli. Tabii. Bir sayı bir ay önce açıklandı. Federal İstatistik Dairesi Almanya'da açıkladı. Bugünden itibaren gelecek sadece 10 yıl içerisinde 14 milyon Alman daha emekli oluyor. 14 milyon daha yeni emekli e, yükleniyor emekli kasalarına. 10 yıl içerisinde yani 24'teyiz 34'e kadar 14 milyon çalışan Federal Almanya'da emekli olacak. Yani sayılara, rakamlara evet, mesela... bakınca bu bilgi çok güzel bir bilgi. Yani biz bugün yani mesela Almanya'da bugün 3.3 milyon civarında zannediyorum Türk var. Avrupa'da 4.5 milyon bandında olduğunu biliyoruz. Ama biz bunlara odaklanmalıyız. Yani bu, bu insanların ihtiyaçları nedir? Biz bunları turizmde, bakımda veya diğer alanlarda acaba nasıl bir fırsata döndürebiliriz? Ee, bu özellikle Avrupa Birliği'nin yaşlanmasına Türkiye rol sahibi olabilir. Tabii bu bisiklet yolu meselesi yani antik kentleri birbirine bağlayan bir bisiklet deneyimi ve otantik lezzetleri bir e, nedir turizm evet, evet. E, deneyimi e, ürüne döndürüp sunabilmek. Bunlar gerçekten çok büyük düşünceler ve e, bugün mesela size bir şey söyledim. İki tane öneride ben yapayım izninizle. Ben hiç konuşmadım çünkü. <laughs> Bakın şöyle söyleyeyim. Mesela bir film izledim. Kapadokya'da çekilmiş ama bu filmi Kapadokya'da çekildiğine dair altında bir yazı görmedim. Yani insanlar buranın neresi olduğunu bunu bir küresel bir film şirketi çekmişti. Mesela Turizm Bakanlığımıza şunu önerdim. Türkiye'deki tarihi değeri olan bölgeleri biz bugün üniversal gibi büyük film patronlarına ne yapalım? Kullandıralım ve Türkiye'nin reklamını yapalım. Şartlar koşalım dedim. Filan, aa çok güzel fikir filan dedi. Güzel fikirden sonra nokta kondu. Ama gerçekten yani bugün artık tanıtım dediğimiz zaman yani bugün bir film yapıyor, Universal film, bütün dünya bunu izliyor, milyonlarca kere izliyor. Biz neden Kapadokya'yı ya da Pamukkale'yi ya da işte Efes'i buralarda göstermiyoruz? Biz bu yani sunalım insanlar. Çünkü bu doğayı nerede bulacaklar? Şu ya da istediğinizi yapabiliyorsunuz ama bu doğayı nerede bulacaksınız? Bir de tabii bugün mesela işte Antalya'daki turistleri Kapadokya'ya getirmek için bir uçak seferi başlatma konusunda bir girişimde bulunduk. O dönemde bizim Antalya'da bir yaşlılarımız vardı e, getirdiğimiz. O dönemde biz An Oslo Antalya uçuşu koydurduk. Rica ettik. Devletimiz sağ olsun koydu. Ama Antalya işte Kapadokya uçuşu konusunda Antalyalılar buna çok sahip çıkmadılar. Herkes istiyor ki turist otelimizde kalsın. Sınırlar içerisinde ama dışarı çıkmasın. Ama otel e, turistlerin deneyimlerini oluşturacak, güçlendirecek, yeni bir heyecana dönüştürecek şey otelin dışındaki alanlarda var. Bizim bu insanları buralara taşımamız gerekiyor ve kentsel dönüşüm çok önemli dedi. Ama dedi ki 10 yıl içinde Almanya'da 14 milyon emekli çıkıyor. Acaba neden emekli turizminde Türkiye bir adres olmasın dedi.